size sormuş olduğum soruda nedir? Aynı şeyi söyledi. Biz ona da beraber yönetiriz. Neden olmasın? Kimdi? Kim ne demiş mesela? Ne demişim? Siz dediniz ya. HDP ve dış ülkelere bir mesajınız var mı diye. Tamamını okudun mu sen? Dinledin mi tamamını? Bak dinle bak şimdi. AKP, Ekrem İmamoğlu'na karşı montajlı kumpaslara başladı. YSK kararıyla mazbatası elinden alınan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını cevapladı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'na BK tartışmasını hatırlatarak PKK'ya, FETÖ'ye, özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu sorusunu yöneltti. İmamoğlu, soruya gelin Türkiye'yi beraber yönetelim. 24 Haziran'da yetki alan AK Parti, ne BK'sı, kim daha vatansever? Bu ülkenin 82 milyon vatanseveri var. Terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız sözleriyle cevap verdi. Ancak AKP'li yöneticiler ve troller sosyal medyada montajlı bir kumpas videosu hazırladı. AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş onlardan biriydi. AKP'li hesaplar İmamoğlu'nun "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" sözlerini PKK ve Gülen cemaati için söylemiş gibi lanse etti ve Millet İttifakı'nın adayına karşı kara propaganda yaptı. Size sormuş olduğum soruda aynı şeyi söyledi. Biz ona da beraber... Video hızla yayıldı ve bazı vatandaşlar Arnavutköy'de seçim çalışması yapan Ekrem İmamoğlu'na Habertürk yayınındaki o sözlerini sordu. Kimdi? Kim ne demiş mesela? Ne demişim? Siz dediniz ya. HDP ve dış ülkelere bir mesajınız var mı diye. Tamamını okudun mu sen? Dinledin mi tamamını? Bak dinle bak şimdi bak. Bak. Bak tamamı dinle bak dinle dinle. Dinle sen dinle. İmamoğlu vatandaşa videonun orijinalini izletmek istedi ancak şahıs olumsuz cevap verdi. Arkadaşım bir dinlemiyorsun bak sizin niyetinizi de biliyoruz. Tamam. Hepinizi biliyoruz. Sen dinlemiyorsun. Dinlemek istemiyorum. İftira atıyorsun. Ben diyorum ki bak konuyu dinlemiyorsun bile. Tamamını izle. Hepsini izle. Dinle bak sen evli misin kardeşim? Bak çoluğuna çocuğuna sana kim iftira atabilir? Biri atabilir mi? Kimse atamaz. Ha. Bana da atamaz. Bir ilginç diyalogsa İmamoğlu ile Kanal 7 muhabiri arasında yaşandı. Peki efendim, tamam mı? PKK'nın sen... son açıklamasını ne diyeceksin? Ne? İmamoğlu'nu desteklemişsiniz. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Terör örgütünü çok mu dinledin sen bugüne kadar? Bugüne kadar dinledin mi sen terör örgütünü? Hayır efendim, PKK'nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun Ekrem Emre? Bana ne? Terör örgütünün lafının senin için kıymeti var mı? Benim için yok. Senin için var mı? Var mı senin için kıymeti? Benim için de yok. Tamam mı kardeşim? Geçtiğimiz günlerde de Gülen cemaati soruşturması kapsamında Aydın'da tutuklu bulunan Erkan Karaarslan, mahkemede 31 Mart seçimleri öncesi AKP'li bakanlar dahil kendisine ve ailesine İmamoğlu'na iftira atması için baskı yapıldığını açıklamıştı.